Dünyanın en zengin ülkesi olan Katar, 1913 yılına kadar Osmanlı'nın ilçesiydi. Bugün dünyanın kişi başı milli gelirde birinci sırada bulunan ülkesi olan Katar'ı, Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 70 yıl kaymakamla yönetiyordu. 1555 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz'un Mısır seferiyle Katar da Osmanlı etkisine girdi. Osmanlı'nın idari olarak egemenliği ise 1871'de başlamıştır. Katar, Osmanlı'dan sonra İngilizlerin eline geçmiştir. İngilizler burayı Osmanlı'nın bu topraklardaki hakimiyetini kesinleştirmesinden tam 100 yıl sonra bırakmıştır. Katar, 1971 yılında bağımsız oldu. Katar, 1940 yılında petrolün varlığı bu topraklarda keşfedilince kadar balıkçılıkla geçimini sağlayan fakir bir çöl devletiydi. Bu tarihten sonra hızla gelişmeye başladı. Ülke kısa sürede gerçek anlamda çağ atladı. Katar lideri Türkiye'ye asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Türkiye kardeş ülkedir diye açıklamalarda bulunmuştu. Fransa lideri Macron'la yaptığı görüşmede de kameralar önünde Türkiye'yi savunan Katar, Osmanlı'dan bu yana Türk milletiyle arası bozulmamış nadir Arap ülkelerindendir. Osmanlı'ya ihanet etmeyen tek Arap devleti olarak biliniyor. Katar Varlık Fonu 350 milyar dolar ve bu birçok gelişmiş ülkeyi, birçok Avrupa ülkesini solluyor. Katar'ın gücünü anlatacak en iyi örnek şu olsa gerek. Muazzam bir ekonomik gücü olan Katar'ın dünyadaki toplam yatırımı ise yaklaşık 400 milyar dolar. Türkiye'nin toplam yurt dışı yatırımlarının ise gerçek ve tüzel kişilerle 40 milyar doları geçmediği belirtilmektedir. Türk askeri 50 yıl sonra Katar'daki terk edilmiş İngiliz askeri üssüne yerleşerek hangi mesajı verdi? Türkiye 5-6 Arap devletini ve ABD'yi karşısına alarak bu ülkeyi nasıl kurtardı? Türkiye dünyanın nükleer gücü Pakistan'la, Rusya'nın ve Kafkasya'nın kapısı Azerbaycan'la ve Afrika'nın kapısı Libya'yla, Hürmüz Boğazı'nın girişi Katar'la bölgenin atar damarlarını ele geçirdi. Türkiye, Katar'a koruma sağlayarak neyi hedefliyor? Güzel Ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan Katar, doğalgazda da çok büyük servete sahiptir. Hem petrolde hem de doğalgazda dünyanın önde gelen İran'la beraber nadir ülkelerden biridir. Katarlılar kendi ülkesinde nüfus olarak azınlık konumuna gelmiş nadir ülkelerdendir aynı zamanda. 200-300 binlik Katarlı'ya karşılık 1.8 milyonluk bir yabancı göçmen var. Bunlar genelde işçi olarak gelmiştir. 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılacaktır. Katar, Avrupalı yaşlı futbolcuların durağı olarak da bilinir. Üst düzey para kazanmak için yetenekli futbolcular kariyerlerinin son demlerini Katar'da geçirir. Katar Varlık Fonu aracılığıyla İngiltere'de Harrods mağazasını ve başkent Londra'nın en büyük binalarından Shard'ı satın aldı. Ülkenin en büyük havalimanı Heathrow'da, en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsbury's'de de Katar'a ait hisseler var. Katar, Barclays, Credit Suisse bankalarına, Volkswagen ve Porsche'ye de milyarlarca dolarlık değerinde yatırım yaptı. Son yıllarda dikkatini ABD'ye yönelten Katar, New York'taki Times Meydanı ve 5. Cadde'deki birçok değerli mülkü portföyünde tutan bir emlak yatırım şirketinin 5,5 milyar dolarlık hisselerini de bir başka ABD emlak şirketiyle birlikte ortak oldu. Katar, petrolleri de gelecek yıl ABD'deki petrol tesislerinde 9 milyar dolarlık proje yürüteceğini açıkladı. Katar'ın yatırımları dünyada ve Avrupa'da inanılmaz boyutlarda rakamlarda ifade ediliyor. Katar bir taraftan da günümüzün en güçlü silahlarından medya gücüne sahiptir. Dünya çapında adı en çok bilinen TV kanallarından olan El Cezire, televizyonu Katar televizyonudur. Katar bu TV ile tüm dünyada kendi fikirlerini yayarken, Arap dünyasının da bir numaralı TV kanalı olmaya devam ediyor. El Cezire küresel bir kanal olmayı başardı.
Her ülkede ofis açan bu televizyon kanalı, Türkiye'deki ofisini ise bazı sebeplerden ötürü kapatmıştı. Kişi başı milli gelirde dünya birincisi. Ne Çin, ne Amerika, ne Norveç. Bu alanda dünya birincisi Katar'dır. Katar'da bir kişinin ortalama yıllık geliri 90 bin doları aşıyor. Yani 700 bin TL. Katarlılar çok az vergi ödüyor. Elektrik, su, internet ve gaz bedava. Eğitim bedava. Katarlılara devlet de her yıl binlerce dolar ödüyor. Bir Katarlı iş bulamazsa bile bizim ülkemize göre zengindir. Çünkü devlet bunun garantisini veriyor. Tabii bu Katarlı olanlar için geçerli. Göçmenler için aynı durum söz konusu değildir. Katar'la Türkiye ilişkileri Yavuz Sultan Selim döneminde başladı. Katar, Yavuz'un Mısır almasıyla Osmanlı yönetimine geçti. Bugün dünyanın en zengin ülkesi olan Katar, Osmanlı'nın bir ilçesiydi. Osmanlı'dan sonra burayı İngilizler alıp sömürmeye başladı. 1940'ta burada petrol bulununca Katar tek kelimeyle çağ atladı. Katar, normalde balıkçılıkla geçinen fakir bir çöl devletiyken, dünyanın en büyük gökdelenlerinin en zengin insanlarının yaşadığı yer oldu. Katar, 10 yılda inanılmaz bir değişim yaşadı. 1971'de İngilizler buradan çıktı ve Katar bağımsız oldu. Katar bundan sonra çok daha hızlı zenginleşti. Günümüze kadar doğal gaz ve petrol rezervleri sayesinde bir finans devi haline geldi. Katar'la Türkiye 2002'de sadece 20 milyon dolarlık bir ticaret hacmine sahipken bu rakam milyar dolarları aştı. Katar'la Türkiye her konuda aynı düşünüyor, müttefik olarak hareket ediyor. Arap Baharı'nda da Katar Türkiye'yle aynı çizgideydi. Bu yüzden Suudiler ve diğer Araplarla araları açıldı. Sisi darbesine karşı çıktılar. Müslüman kardeşleri desteklediler. Müslüman kardeşlerin liderlerini ülkesine aldılar ve korudular. Bu Suudi Arabistan ve Mısır'ın tepkisini çekti. Dünyanın en büyük ABD üssü Katar'dadır. ABD'nin de etkisiyle Arap devletleri Katar'ı ablukaya aldı. Önce mali yaptırımda bulundular. İş büyüyünce Katar bir askeri müdahaleyle baş başa kaldı. Bu durumda Türkiye kendi askerini Katar'a gönderdi. Katar'daki İngiliz üssüne Türk askeri tam 50 yıl sonra giriş yapıyordu. Bunun anlamı büyüktü. Katar aslına dönüyordu. Osmanlı zamanındaki gibi. Türkiye, Katar'a acil gıda ve diğer her türlü ihtiyaçlarını gönderdi. Katar'a olan ihracat bir anda %90 arttı. Katar raflarında sadece Türk malları görünmeye başlandı. Ve hala da durum çoğunlukla böyledir. Türkiye Katar'ı kurtardı. Katar da Türkiye'nin en kötü günlerinde hep yanında oldu. 15 Temmuz'da Türk liderini arayan ilk devlet başkanı Katar lideri oldu. Türkiye döviz kuru şoku yaşayınca ilk yardıma koşan da Katar oldu. 15 milyar dolarlık yatırım açıklayan Katar'ın bu hamlesi piyasalara büyük moral oldu. Her seferinde Türkiye'ye yardım eden Katar'la Türkiye ilişkileri neredeyse Osmanlı zamanındaki kadar iyi. Katar'ın Türkiye'de milyarlarca dolarlık yatırımları var. Dijitürk, QNB Finansbank, Akbank, Boynaj, BMC ve bugün de Borsa İstanbul. Katar'ın tank palet fabrikasının işletme hakkını alması büyük tartışmalara yol açtı ve tartışmalar devam ediyor. Katar, Borsa İstanbul'un da %10'unu aldı. Katar, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke değilken bu kadar tepki çekmesi siyasi meseleden kaynaklanıyor. Katar'da adli vaka çok azdır. Kimse evini kilitleme gereği bile duymuyor. Dünyanın en huzurlu, en güvenilir ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biridir. Dünyanın en zengin birinci, en güvenli ikinci ülkesi olan Katar'da Osmanlı'dan kalma izler de hala varlığını sürdürüyor. Yüz ölçümü çok küçük olan Türkiye'nin bir vilayeti büyüklüğündeki Katar, alan olarak da en küçük 3. Arap devleti. Katar, Osmanlı zamanında Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için önemliydi. Osmanlı buradan Hint deniz seferini yapmıştı. Burada denizde Portekizlilerle Osmanlılar büyük çatışmalar yaşamış, Osmanlı Portekizlileri alt etmişti.
Portekiz'in Afrika sömürgelerinin güvenliğini sarsmıştır. Katar, çok küçük olduğundan ve dünyanın en zengin insanlarını barındırdığından, insanlar bu ülkede para harcayacak bir alan bulmakta zorlanıyor ve bu sebeple dış yatırımlar çok büyük miktarlara ulaşıyor. Katar'da birçok yapay ada ve üzerine inşa edilmiş lüks yapılar bulunmaktadır. Katar'la Türkiye neredeyse her konuda aynı çizgide. Tek tük farklı fikirler ve ayrışma yaşanmaktadır. Bunlardan biri Katarlı şirketlerin Kıbrıs doğalgazında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile anlaşmasıydı. Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın ülke güvenliğini sağlayan Türkiye, Dünya Kupası'nda MİT'le Katar'ın iç istihbaratını sağlayacak. Katar, Arap dünyasının çok kritik ülkelerinden. ABD'nin bile büyük önem verdiği Katar'da, Türkiye'nin varlığı büyük bir stratejik güç, büyük bir ekonomik güç sağlamaktadır. Katar, Libya, Suriye ve Azerbaycan'la son yıllarda attığı adımlarla önemli kazanımlar elde etti. Bunları ileride çok daha büyük adımlar atması için kullanacaktır. Katar, dünyanın en büyük nakdi para kasalarından biridir. Bu yönüyle adeta gerçek bir hazine değerindedir. Ve ülke insanının artık neredeyse paraya ihtiyacı yok. Zaten gideri olmayan bu insanlar lüks içinde yaşamaktadır. Bu yönüyle Katar'ın yatırımlarının ve inanılmaz finans gücünün Türkiye için önemi çok büyüktür. Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarına karşı çıkanlardan bazıları bunların şeffaf olmamasından eleştiriyor. Eğer sebep buysa üzerinde düşünülmeli ve şeffaf olması sağlanmalıdır. İkinci eleştiri de Katar'ın yaptığı yatırımların üretime dayalı olmayıp doğrudan satın alma üzerine olmasıdır. Bu da kısmen haklı ama dikkatten kaçan bir nokta var. Katar sıcak para ülkesi. Katar araba üreten Almanya değil. Uçak üreten Amerika hiç değil. İnsanlar Katar'ın neden Türkiye'de bu tip yatırımlar yapmadığını soruyor. Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. Katar, dünya çapında otomotiv, beyaz eşya veya elektronik markalar çıkarmış bir ülke değil ki Türkiye'ye de bu yatırımları yapsın. Türkiye'ye gelen Avrupa kaynaklı yatırımlara ses çıkarmayıp Katar'dan gelen sıcak paraya karşı çıkanlar bu anlattığımız gerekçelerden dolayı çoğunlukla İdeolojik bakıyorlar olaya. Katar-Türkiye yakınlaşmasının Türkiye'yi Avrupa'dan, sekülerlikten koparıp İslami yöne yönelteceğinden endişeleniyorlar. Ama bunu açıkça belirtemedikleri için satın alma tabiri kullanıyorlar. Bu tür sığ tartışmalardan uzaklaşmak lazım. Hangi ülkeden gelirse gelsin, yabancı yatırım, sıcak para girişi ülkemizin kalkınması için çok önemli. Tabii ki dedikleri gibi şeffaf olmayan durumlar varsa, kesinlikle bunların da son bulması gerekiyor. Türkiye'nin kara kutusu.